Türk insanıyla da ilgili bir şeydi. Meriç Koyatası. Şimdi Yalçın abi çok güzel bir analiz yaptı. Bir iki bir şey eklemek istiyorum. Biraz yani hem bir örnek eklemek istiyorum hem de biraz daha tersten bakmak istiyorum. Eklemek istediğim örnek daha önceki bölümde konuştuğum tekrarlayacağım örnek. Yani madem siz haksızlığın yanındasınız, ezilenin yanındasınız, 28 Şubat sahte davası haksız bir dava değil miydi? Oradaki insanlar gidiyor. Beral Hanım 28 Şubat'ı darbe olarak kabul ediyor. Bu komutanların yanında yer almadı. Amiraller açıkladığı zaman, bakın amiraller bildirisi, Montrö bildirisi açıklandığı zaman amiraller de haksızlığa uğradılar. Lojmanlarından atıldılar. Meral Hanım amirallere zevzeklik etmeyin dedi. Dikkatinizi çekerim. Zevzeklik etmeyin dedi. Şimdi Altılı Masa diyor ki biz buradayız. Biz şeyi devireceğiz. Söyleyin adını. Erdoğan. Erdoğan'ı devireceğiz. Ama ben bunu yaparken işte siyasal İslamcı karşı devrimcilerle de kol kola girerim. Ben mütedeyyinlerin efendim hassasiyetlerini kabul ederim ama ben Atatürkçülerin hassasiyetlerini kabul etmem. Şimdi altının dışında bu Türkiye'de bir siyasal kadro düşünce yok mu? Çok sayıda var. Ama tıpış tıpış altılıya mahkum olmuş çok büyük bir kitle var. Şimdi ben söylüyorum. Atatürkçülerin hassasiyeti. Atatürkçüler nerede? Şöyle Atatürkçüler yeni kurulmuş, yeni büyümeye çalışan Doğru Parti'de. Milliyetçiler kendi arasında üçe bölünmüş. MHP var, İyi Parti var. İkisini de kabul etmeyen Zafer Partisi'nde. Sol grup ve yine büyük bir çoğunluk Atatürkçüler şimdi bu önümüz geçmiş son 5-6 yıl 10 yıl bize gösterdi ki sol grup ve Atatürkçüler yine müthiş bir kaynaşma içerisinde. Atatürkçülerin bir önemli kısmı da yine sol partilerde. Siz şimdi bu grupları yani milliyetçilerin öbür tarafını görmeyeceksiniz. Sol grubun öbür tarafını görmeyeceksiniz. Atatürkçüleri görmeyeceksiniz. Karışmayın ben hallederim diyeceksiniz. Efendim kalkacaksınız bana 1921 anayasası da bak olmayan, kurulmamış bir devletin savaş şartlarındaki bir teşkilat-ı esasiye kanunu örnek göstereceksiniz. Ben de kalkıyorum diyorum ki kardeşim 1961 anayasasını bana örnek al. Bizi susturacaksınız. Bir kamucu politika açıklamayacaksınız. Efendim özgürlükçü laiklik diye yani saçma sapan bir kavramın altına imza atacaksınız ki onu sen çok güzel sormuştun Özdemir abiye yarın bir daha sor. Yani bizim hassasiyetlerimizi altılı masa niye kendilerinin dışında Erdoğan'a şiddetle karşı çıkan ve dünyadaki o neo-emperyalist düzene karşı çıkan gruplarla dirsek teması kurmuyor kardeşim. Soru bu. Soru bu. Evet. Bu kadar basit. Sırtlarında Kemal Bey'in sırtındaki küfe ne? Benim sorum bu. Bir de konu değişir değişmez bilmem ama bu ilk başta söylemedim. Bir espri yapayım, dağıtayım Evet isterseniz söyle. konuyu ya da susayım. Ya şimdi eskiden, çok eskiden ailenin kızı veya genç delikanlısı kızardı ailesine. Artist olmak için evi terk ederdi. Ondan sonra ailede gazetelere ilan verirdi. İşte kızım veya oğlum annen hasta geri dön diye. Sanıyorum şimdi Konyalı halkı da gazeteye ilan verecek. Biz sizi affettik sevgili valimiz, sevgili belediye başkanımız geri dönün diye. Geri Ne çıkın demek ortaya. kaçmak ya? Ne demek kaçmak ya? Çok gerçekten hem ayıp hem şeye aykırı, devlet adamlığına aykırı. Hadi dediğiniz doğru, belediye başkanından vazgeçtik, partili. Ama devletin valisi orada, devletin valisi orada. Üstelik böyle bir talepte de bulunulmuş ise, ki bulunulduğu söyleniyor. Yani o son anda yok dedirtmek ya da işte efendim çok önemli. Bu sözü verirken bunu düşünseydiniz. Komik duruma düştüler yani yazık. Ama tekrar söylüyorum altılı masa kendileri dışındaki etkili muhalif güçleri susturmak, etkisiz hale getirmek ve bize tıpış tıpış oy verin demek dışında bir şey yapmıyor. Yani
elbette ikinci bir Ekmelettin faciası çıkmazsa, altılı masa dışındaki partiler altılı masanın adayına büyük ihtimal oy verecek. Ben tekrar soruyorum, sosyolojik olarak araştırma yapılsın. Tekrar soruyorum. Altılı masada karşı devrimci veya altılı masada siyasal İslamcı 3 tane parti var. Bu 3 partinin, yani Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne veya Deva Partisi'ne kendi seçmeni milletvekili için oy verir. Tamam. Evet. Şimdi soru şu. Soru şu. Aynı seçmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı, çünkü siyasal İslam kökeninden geliyor. Altılı masanın adayına mı oy verir? Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy verir? Ben parlamento için mi seçim yapıyorum? Cumhurbaşkanlığı için. Bence orada Meriç, orada benim bu sorum ortada dursun. Ben ortada, bu ortada durmasın. Bilmiyorum. Ya, Meriç, bence ortada durmasın. Sen o soruyu kaldır. Çünkü altılı masaya üye olan partilerin tabanı altılı masa neyi işaret ediyorsa ona oy verirler, ona oy verecekler. Yani bütün bir yıllık çaba, evet, bir buçuk yıllık çaba yani oluyor. Zaten burada sorun şu, sorun şu. Bu seçimi kazanmak. İttifakta şu ana kadar liderler açısından baktığımız öyle zaman şey şu yok. Ana kadar hiçbir fire olmadı, hiçbir taviz olmadı.